Bugün arazide biraz koştuktan sonra size VJ Max 2X ile yazılar ayakkabıları biraz anlatmak, izlenimlerimi paylaşmak istedim. Bunlarla hani video çekmek için en ideal zaman mı bilmiyorum. Hani görmeniz için belki değil ama yaklaşık 6-8 tane koşu yaptım. 2-2,5 aydır bendeler. Pandemiden bir hafta önce, 2 hafta önce gelmişlerdi. Pandemiden dolayı çok fazla araziye, ormana gidemedik. Ama çok memnun olduğum ayakkabılar. Bunlar Finlandiyalı VJ Sport'un VJ ayakkabıları. Esasında bir orienteering markası. IROC modeliyle beraber esasında yıllardır çivisiz ve çamurda da çok güzel koşan modeller yapıyordu. 3 senedir de daha koşu, patika koşusu için ayakkabıları var. Amas'la başladıkları yolda ekstrem önemli bir mihenk taşıydı. Ve normal koşu ayakkabısı, patika koşusu serisinde ultra maratonlar için çok ideal bir ayakkabı Max. Ayakkabının ön ve arka arasında 6 mm drop farkı var. Dolayısıyla görece zemine yakın. Ekstrem modeli daha ince tabanlıyken, hızlı, kısa yarışlar, dağ tırmanışları iken burada bir orta kalınlık var. Güzel bir EVA desteği var. Ve altında 4 mm'ye varan bir diş kalınlığıyla çok güzel bir dış tabanı var. Bu dış taban ki bugün oldukça çamurlu yerlerde de dolaştım. Çok güzel zemin tutuşu yapıyor. Çamursuz kuru yerlerde de çok güzel zemin tutuşu yapıyor. Yaklaşık 10 koşumda muhtemelen 50 kilometreden fazlasını devirdim. Yolda, kuru toprakta, Belgrad Ormanı'nda, daha taşlık yerlerde koştum. Kuru ve ıslak koştum. Ve gördüğünüz gibi çamurda da test ettim. Hani genel olarak oldukça iyi. Bu ayakkabılarda en sevdiğim şey ayağınız yere yakın ve ayağı saran esasında orta bir kalıbı var. Şöyle göstermeye çalışayım. Ayağı çorap gibi sarıyor. Taban bu modelde yerdeki çakıl taşlarını absorbe edip yani saatlerce koşmayı yorucu değil de kolay hale getiren bir yastıklamada ama zemini hala iyi hissediyorsun. Üst tarafında kevlar bazlı bir malzeme var. Bu da oldukça hafif ama dayanıklı. Bu orienteering ayakkabılarında da yaklaşık 10 senedir kullandığı bir şey. Ayakkabının dili son derece rahat, asimetrik kesimli. Böyle çok cafcaflı renkleri, fonksiyonları yok. Zaten kimselerin de bilmediği bir marka. Türkiye'deki sanırım tek ayakkabı da bende. Hakikaten zemin tutuşuyla, kavrayışıyla son derece kuvvetli, sağlam ve sizi rahat ettiren bir ayakkabı. Ayakkabının topuğuna bakalım. Bağcık sistemi ayakta oturmak üzere yapılmış. Zaten orienteering koşulları da çok patikasız patika koşusu gibi. Fitlock sistemi içeriden sarıyor. Devam videosu. Geçen sefer son derece çamurluydu. Dişlerini, tabanını görememiştik. Bu sefer de biraz çamurda koştum ama daha az çamurlu bir gün olduğu için çamuru temizledim. Yıkamak belki daha pratik bir çözüm olurdu ama bu ayakkabı bence patikada, doğada temizlenecek bir ayakkabı. Dişlerin, 4 milim dişlerin yapısı çamuru atmaya ve her türlü zeminde çok iyi tutmaya yönelik. Zaten VJ'in sloganı Best Grip on Earth, yani dünyadaki en iyi zemin tutuşu. Parmakların üstündeki sert plastik koruyucu bölüm, ki onu yeşil yapmışlar. Gerçekten ayağı dallara, taşlara vurmaktan görece koruyor. Hafif esasında, çok ağır bir kauçuk değil trekking ayakkabılarındaki gibi, doğal. Şuradaki siyah plastik kaplama kevlar kumaşın üzerinde, ki bu çepeçevre dönüyor. Logoyu da onun üstüne basmışlar. Bunlar ayakkabının yumuşak kevlar yapısının zamanla deforme olmasını önlüyor.
Bolt ve Irock ayakkabılarında da bunu kullanıp son derece memnun kalmıştım BJ'de, Orienteering modellerinde. Fitlock da içeriden çok iyi destekliyor. Dolayısıyla ayağı saran sıkı bir tasarım var. Getirtme imkanı olanlar için fiyat performansı son derece kuvvetli. Dili de asimetrik demiştim. İçeriden baktığınızda sanırım şöyle gösterebilirim. Hava deliklerini de görebiliyorsunuz. Hava deliği kum almaz mı? Alabilir. Ama VJ'in bir özelliği var. Özellikle ıslak koşullar için çok iyi performans gösteren ayakkabılar yapıyorlar. Ultramaratonda da muhtemelen işte 10 saatlik, 15 saatlik bir yarışta yağmur yediğinizde, suya girdiğinizde ayakkabının hızlı su tahliye etmesi son derece önemli. Destekleyici ve bağcıkların basıncını azaltan yapıdaki dilin delikli olması, gözenekli olması su tahliyesini kolaylaştırıyor. Topuk tasarımları da hızlı koşanlar için son derece güzel. Nispeten arkayı destekleyen yüksek, ayağın topuk şeklini iyi saran bir yapısı var. Reflektörü yok, beyaz işaretleri var. Hani bunlar reflektif değil. Gereksiz janjanı olmayan, patikada çılgın iş gören bir ayakkabı.